Hepinizden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özüm Sabay. Bugün sizlerle yepyeni bir video paylaşıyorum. Videonun konusu Netflix dizileri önerileri. Hazır yaz geldi. Yazın tabii ki bütün ayları tatil yaparak geçiremeyebiliyoruz. Her günümüze bir yapacak aktivite bulamayabiliyoruz. Evde oturmuş sıkılıyorken de yapacak bir şeyler arıyoruz. Benim bu tarz zamanlarda en sevdiğim şeylerden bir tanesi de güzel bir dizi açıp izlemek. Hem zaman geçiyor, hem keyif alıyorum. Böyle bilmiyorum, modum yükseliyor. Bugün de sizlerle benim izlemekten keyif aldığım birkaç dizi önerisi paylaşacağım. Genelde bana bir diziyi sevdiren en önemli özellik kısa olmasıdır. Yani kesinlikle böyle mesela dizinin en başında diziyi yakalayamadıysam ve sonradan izliyorsam önümde 4-5 sezonluk bir diziyi oturup da izlemek hiç benlik bir olay değil. Çünkü bitmiyor. O zaman böyle bilmiyorum, akmıyor benim için. Onun yerine daha tek sezonluk ya da 2 sezonluk diziler tercihim. Dakikası da önemli benim için tabii ki. O yüzden bu videoda da bana hitap eden dizileri kendimce önereceğim. Yazın yani bütün zamanımızı sabahtan akşama kadar dizi izleyerek geçirmeyeceğimiz için çerez niyetine böyle açıp çıt 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 izleyip bitirmelik diziler olacak bunlar. İsterseniz hemen başlayalım. Burada sizin için bir liste oluşturdum. Olur da değinmeyi unuttuğum noktalar olursa diye. Aralarında tabii popüler olanları da var. Belki çok kez duyduğunuz, belki de açıp izlediğiniz diziler de var. Ama eminim aralarında izlemedikleriniz de vardır diye düşünüyorum. O yüzden sonuna kadar bekleyin. Bu arada size bir sıralama yaptım. Böyle en sevdiğimden, en sevdiğimden başladım. Böyle yavaş yavaş biraz daha sevdiğim, biraz daha falan diye gidiyor. İlk sıraya koyduğum dizi Sense8. Sense8 benim için çok başka bir yerde bir dizi. Böyle gerçekten kurgusuna bayıldığım, çekim kalitesine bayıldığım, oyuncularına bayıldığım, dizinin konusuna bayıldığım, yani böyle her anlamıyla benim için dört dörtlük olan bir dizi aslında. Böyle gerilim ve aksiyon dolu bir dizi. Sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli böyle hop oturup hop kalkıyorsun. Sense8 yani 8 duyuyor. 8 farklı insanı konu alıyor. 8 farklı karakterimiz var. Bu karakterlerin her biri farklı ülkede yaşıyorlar. Ve bunlar bir şekilde telepati yoluyla birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Ve yardımlarına koşabiliyorlar. Birbirlerinin hissedebiliyorlar. Yaptıkları neyse, atıyorum zor durumdaysa birbirlerinin yanındalar ve yardım ediyorlar. Onun güçleri ona geçiyor. Hepsinin farklı yetenekleri, farklı meslekleri var. Böyle beraber savaşıp dövüştükleri, birbirlerinin yardım ettikleri, sırtlarını kolladıkları, aynı zamanda duygusal anların da yaşandığı, romantik anların da yaşandığı bir dizi. Ben çok severek izledim. Çok çok severek izledim. Dizi 2 sezonluk bir dizi. Kaç sezon olsa da izlerdim diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel bir dizi. Dizinin devam serilerinin gelmeme sebebi bu arada 8 farklı ülkeden bahsetmiştik. Gerçekten böyle bir stüdyo vesaire bir şey kurmadan 8 farklı ülkeye giderek çekim yapıyorlar. Böyle olunca da doğal olarak maliyet çok yükseliyor ve bir şekilde artık prodüksiyon masrafları, bu gitgeller vesaire 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 derken artık dizinin devamını çekmeme kararı alıyorlar. Aslında birinci sezondan sonra da aynısını söylemişti işte ikinci sezon gelmeyecek diye, ama sonra ikinci sezon çekilmişti. Ama artık ikinci sezondan sonra gerçekten diziyi bitirdiler. Sadece tek bir final bölümü yayınlandı. Final bölümü de pek tatmin edici değil aslında ama yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci diziye geldik. İkinci dizi aslında sizin yani bütün sene boyunca deli gibi duyduğunuz, belki de izlediğiniz ve bayıldığınız bir dizi olan La Casa de Papel. La Casa de Papel daha böyle tam patlamadan hemen önce izleyenlerdenim. Yani o zirvesini gördüğünde ben çoktan bitirmiştim. Ama şöyle bir şey var ki yani ne kadar popüler, mesela siz de benim gibiyseniz belki popüler olan şeylerden kendinizi uzak tutuyor olabilirsiniz. Hani ya cılkı çıktı onun da, o kadar konuşuyorlar, ne izleyeceğim ya diyebilirsiniz. Eğer öyleyseniz, ben ki öyleyim, sizi anlayabiliyorum. Ama açıp izlediğinizde beğeneceğinize gerçekten inandığım bir dizi. Hele ki yani şu yaz günlerinde azıcık action'a, azıcık yürek hoplamasına ihtiyaç duymuyor muyuz yani şimdi, açık konuşalım. Bence duyuyoruz. Bilmeyenleriniz var mı bilmiyorum ama yine de ben diziye karşı şöyle bir hemen özet geçeyim. Öncelikle bir profesörümüz var. Profesör çok zeki, çok dahi bir adam. İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için bir plan yapıyor. Ve 8 farklı kişiyi topluyor. Bu 8 farklı kişi de işte işinde ustalar. Her biri bir şeyi çok iyi yapabiliyor falan filan gibi. Onları topluyor ve onlara eğitim veriyor. Eğitimden kastım işte kurduğu planın kusursuz işlemesi için. Kusur takıntılı bu arada. Hiçbir şey yani kusurlu olmamalı. Her ince detayı düşünüyor adam maşallah. Onları, bütün kurduğu planı
ilmek ilmek onları işliyor. Şöyle bir durum olursa şunu yapacaksınız, böyle bir durum olursa bunu yapacaksınız diye. Ve soyguna başlıyorlar. Profesör dışarıdan yönetiyor, içeride soygun gelişiyor, polisler devreye giriyor vesaire vesaire vesaire. Çok fazla bir şeyini anlatmayayım tabii ki burada. Çok heyecanlı. Tam dizide şimdi artık yani daha ne yapsınlar? Bitti. Yani yandılar artık falan dediğiniz yerde profesör yine o dahi zeki haliyle ona da bir çözüm bulmuş oluyor ve işin üstesinden geliyorlar. Çok ince fikirler ve böyle saygı duyuyorsunuz, çok heyecanlanıyorsunuz, wow diyorsunuz, hemen bir sonraki bölüm açın diyorsunuz. Ben çok severek izledim, çıt 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 hemen biten bir diziydi benim için. Onu da bu listeye almasam ayıp olurdu diye düşünüyorum. Üçüncü diziye geldik. Üçüncü dizi Dark. Dark daha çok olağanüstü olayları işleyen bir dizi. Böyle kayıp çocuklar var. Böyle gizli saklı dönen işler var. Geçmişten gelen bir aile sırları var. Bir tane küçük Alman kasabası düşünün. O Alman kasabasında da böyle bir mağara gibi bir şey var ve onunla alakalı bir dizi. O mağaraya girenlerde bir sıkıntı çıkıyor. Uf, spoiler vermeden de nasıl anlatılır hiç mi? İnsanların zamanında ta seneler seneler önce yaptıkları davalar geliyor 3 nesil sonraki çocukları etkiliyor gibi bir şey düşünün. Yani böyle hep geçmişle gelecek bir arada böyle oradan oraya yolculuk, orada şu olmuş, burada bu olmuş. Dizide aslında çok fazla karakter yok ama şöyle bir durum var ki bir karakterin kendisini görüyorsunuz, yaşlılığını, orta yaşlısını görüyorsunuz, çocukluğunu görüyorsunuz. İşte her birini bu şekilde gördüğünüz için kafanız karışabiliyor. O yüzden bu diziyi izleyecekseniz eğer size tavsiyem dizinin bölümleri arasında çok fazla zaman koymamanız. Çünkü unutuyorsunuz yani. Kimdi? Bu kimdi acaba? Bu hangisiydi? Falan oluyorsunuz. Çok karışık gelebilir ama bu sarmal yapısı, geçmişle geleceğin ilişkisi falan filan böyle insanı daha bir içine çekiyor. Karakterler acaba ne olacak? Kimmiş? Problem kimdeymiş? Suçlu kimmiş? Falan filan böyle. Yani düşünürken kendinize keyifli bir zaman geçiriyor olarak bulacaksınız diyorum ve bu diziyi de önermiş olayım. Bu arada orijinal dilini izleyin. Hiç İngilizce dublaja falan girmeyin. Çünkü beni mesela hani bir öyle bir gaflete kapıldım ve hani acaba İngilizce mi devam etsem dediğimde hani ağızlarıyla uymuyor falan bir garip seslendirme olayın içine giremiyorsunuz bence. O yüzden tavsiyem bir de orijinal dilinde izleyin. Altyazısı var nasıl olsa. Yani oradan aksın gitsin. Daha doğal, daha böyle gerçekçi tepkiler. Dördüncü dizi Altered Carbon. Bu dizide Takeshi Kovacs diye bir tane başrolümüz var. Bu başrol oyuncumuz olan adam, şimdi nasıl anlayayım, çok aslında değişik. Teknoloji çok gelişmiş. Teknolojinin acayip geliştiği bir dönem düşünün. Orada artık uçan arabalarmış, bilmem nelermiş, ölümsüzlük bulunmuş ve ölümsüzlüğün moda olduğu bir dönemdesiniz artık. Hani yıllar yıllar geçmiş. Artık insanlar ölmüyor ama zenginler ölmüyor tabii. Hani fakirler hala ölüyorlar ve hani bunu şey buluyorlar artık hani. Fakirsin, ölürsün hani. Bu üst insan bunlar ve artık ölmüyorlar. Parayla kendilerini klonluyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Bulmuşlar bir yol, onu dizide görürsünüz. Mahkum olan bu Takeshi Kovacs'cimiz, buzlu bir sistem var, buzun içine koyuyorlar. Sonrasında siz suçunuzun cezasını çektikten sonra ki Takeshi Kovacs'in ki 250 yıl sonra artık son buluyor. Veya işte sizi parayla da çıkartabiliyorlar. Buradaki garip nokta farklı bir bedende çıkabiliyorsunuz. İşte atıyorum zengin biri ise çok fazla acayip yakışıklı bir adamın bedenine sokabiliyor. Fakirse bir kız yaşlı bir erkeğin bedeninde de geri dönebiliyor gibi. Derken Takeshi Kovacs'i bir tane bu zenginlerin zengini üstlerde yaşayan bir adam geliyor buzun içinden çıkartıyor. Diyor ki ben seni benim işim için tuttum. İşin de benim cinayetimi çözmek. Ben diyor öldürdüler. Şimdi geri gelmişti beni. Adam kendini çünkü yedekliyor. Her yerde klon var. Diyor ki beni kim öldürdü? Sen bunu bulacaksın falan. Sonra işte olaylar, bir şeyler. Sonra bir aksiyonlar, duygusal anlar. Heyecanlı bir dizi, garip bir dizi, beklenmedik şeylerin olduğu bir dizi. Ama güzel bir dizi. Ben çok sevdim. Özellikle böyle dövüş, aksiyon severseniz bu dizi sizlik diyebilirim. Gayet güzeldi, akıcıydı. Geldim 5. diziye. 5. dizi 13 Reasons Why. Bunu daha önce size önermiş olabilirim. Önermişimdir de belki. Çünkü onu da çok severek izlemiştim. Hatta Netflix
de ilk izlediğin dizi bu olabilir galiba. Yanlış olmasın ama bu diziyle Netflix dizileri izlemeye başlamış olabilirim. Asıl konu, yani olay döngümüz bir lise çevresine geçiyor. Lisede yaşanan olaylar. İnsanların birbirine yaşattığı zorbalıklar. Dizide asıl başrolümüz Hannah Baker diye bir kız, zaten intihar eden kız bu. Okuldaki herkesin belli bir sırrı var. Herkes bir olay yaşamış ve bir şeyleri saklıyor. Herkes belki aslında zorbalığa maruz kalmış. Böyle gizli kapaklı işler dönüyor. Ve Hannah intiharından sonra da gerisinde, kendi arkasında 13 tane kaset bırakıyor. Bu yüzden filmin adı Ölmek İçin 13 Sebep. 13 farklı kaset olduğu için de her bir kasette farklı bir kişiyi anlatıyor. Farklı bir arkadaşını anlatıyor ve onun ölümünde nasıl bir sebep üstlendiğini anlatıyor. Aslında bütün arkadaşlarını ifşalamış oluyor. Bunların hepsi açığa çıkıyor. Güzel bir dizi o da. Fazla böyle hop oturup hop kalkmıyorsunuz ama üzülüyorsunuz. İşte anlıyorsunuz. Ah falan oluyorsunuz. Böyle bir dizi. Bunu da izleyebilirsiniz. 6. diziye geldik. 6. dizi olarak size önerebileceğim dizi Black Mirror. Bunun şu güzelliği var ki her bölüm birbirinden bağımsız ilerliyor. Bağımsız ilerleyen bölümler olduğu için de siz seri halinde izlemek zorunda değilsiniz. Yani birinci bölümden sonra hemen ikinci bölümü izlemek zorunda değilsiniz. Tek bölümlük diziler gibi düşünebilirsiniz. Dizi kendini bir bilim kurgu antolojisi olarak sunuyor. Burada kendini nasıl ifade ettiğini hemen 2-3 cümleyle okuyayım size. Çünkü ben tabir edemeyeceğim yani. Diyor ki insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor bu dizi. 4 sezonluk, hemen hemen aynı amaca hizmet ediyor aslında dizi. Ama her bölüm birbirinden farklı. Farklı karakterler, farklı olaylar, farklı heyecanlar. O yüzden dediğim gibi hani 4 sezon olması sizi korkutmasın. İstediğiniz rastgele bir bölüm açıp izleyebilirsiniz. 7. dizi. 7. dizi Girl Boss. Bu Girl Boss dizisini biz geçen sene yazın Ebrar'la izlemiştik. Yazın yine yapacak bir şeyler bulamadığımız anlardan bir tanesiydi. Ve hani açtık izleyelim hadi bu nasılmış dedik. Çok tatlı bir komedi dizisi aslında. Bir tane karakterimiz var Sofia diye. Sofia çok böyle tatlı, deli dolu, çılgın bir kız. Öyle çok aslında erkeksi, kendini her şeyi halledebileceğini düşünen falan bir kız. Böyle asi ruhlu diyelim. Ama bu kızcağızımız hem işinden kovuluyor, oturduğu evden İtalya olması için işte bir emir alıyor ve hani işin içinden çıkamayacağını düşünüyor artık. Babasından gidip bir medet ummak istemiyor. Kendim yapmalıyım diyor. Hani kendim kendi ayaklarım üzerinde durabilirim diyor. Çok asi, tatlı bir kız. Derken bir tane eskici dükkanına giriyor. Eskici dükkanında aklına birden bir fikir geliyor. Diyor ki ben şu işi olsa ne kadar güzel yaparım diyor ve aklı oradan drink ediyor. Sonrasında onun yaşadıklarını görüyoruz. İşte Sofya'nın ev hayatı, Sofya'nın arkadaşlıkları, Sofya'nın ilişkileri ve onun yapmaya çalıştığı işteki ani yükselişi, sonrasında ona iyi şeyler mi getiriyor, kötü şeyler mi? Hepsini dizide izleyip görüyorsunuz. Çok tatlı. Gerçekten hani kahkaha attığınız yeri geldiğinde bir dizi. Keyifli. Böyle diğerleri gibi gerilim ve aksiyon dolu değil. Tam aksine daha böyle sakin ve eğlenceli. Romantik komedi tadında güzel, tatlı bir dizi. Bunu izleyebilirsiniz. Eğer ki kızsanız, erkeklere belki bunu çok sevmez ama kızlar bu diziyi daha çok sevecektir eminim. Ve geldim son diziye. 8. dizimizdeyiz. 8. dizimiz The OA. The OA'yı tamamen rastgele izlemiştik. Yani böyle hani şunu da izleyelim, güzel görünüyormuş deyip açtık izledik. Bu listeye alma sebebim bu dizinin de çok çerez gibi olmasıydı. Değişik bir yapısı, değişik bir kurgusu var. Aslında çoğu zaman garipsiyebiliyorsunuz. Bir tane kız var, yine ana karakter. Bu kız yıllar sonra evine dönüyor ama sırtında garip garip yara izleri var. Ve doğaüstü sayılabilecek gibi de birkaç yetenekle beraber geliyor. Ve o kızın geçmişte neler yaşadığını, olmadığı dönem neler yaşadığını, şu an neden geldiğini, bir amaç için geliyor. Geri dönüyor çünkü. Ve neler yaşayacağını izliyoruz bu dizide. Dizinin tek kötü diyebileceğim noktası efektlendirilmesi garip. Yani özellikle son bölümde Ebrar'la döndükleri dedik ki Samanyolu efektleri gibi bir efekt kullanmışlar. Bu nedir böyle falan olduk. İzlerken belki size de batacaktır. Belki hiç batmayacaktır. Akıp gidecektir ama güzel bir dizi. Keyifliydi. Son bölümü hariç. Bölümü son bölüm çat diye bitiyor. Böyle mi bitti yani? Bu kadar izledik ve bu muydu? Yükseldik bu muydu burada bitişi falan oluyorsunuz. Ama yine de sırf son bölümü kötü diye diziyi kötüleyemeyeceğim. Genel anlamda güzel, keyifli bir diziydi.
İşte benim size önerebileceğim diziler bu kadardı. Açıp yaz günlerinde pıt 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 izleyebileceğiniz, izlerken keyif alabileceğiniz 8 tane çerez niyetine dizi önerdim. Umarım sizler de izlerken de keyif alırsınız. Bence alırsınız. Çünkü hani spesifik bir konuya yönelen dizilerdense genel olarak herkese hitap edebilecek tarzda dizileri seçmeye çalıştım. Şu sıcak yaz gününde açıp beni izlemeye zaman ayırdığınız için size teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklatmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. İyi tatiller. Hoşça kalın. Bay bay.